Of, sıkıntıdan patladım. O sayı 4 mü? Ah, pes ediyorum. Naomi nasılsa hep meşgul görünüyor. Oo, o su bana çağrı yapıyor. Aa, başladık işte. Şişt, ne var? Sanırım suyun içinde bir böcek var. Böcek mi? Gerçekten mi? İşte tam istediğim pozisyona geldi. Öyle bakmaya devam et. Şimdi görüyor musun? Aa, neden okyanus kokusu alıyorum? Ve şu muhteşem yüzgeçlere bak. Vay canına. Dünyadan Naomi'yim. Nasıl? Su hoşuna gitti mi? Her neyse, çok aptalca bir şakaydı. Bu da ne? Deniz kabukları mı? Bu kutudan mı fırlamışlar? Çok güzelmiş. Selamı, o elindeki nedir? Hiç. Şunu ister misin? Hayır, yeşilden var mı elinde? Bilmiyorum. Hiç sanmıyorum, üzgünüm. Ne kadar üzücü. Hadi al bunu. Hayır, teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Tuhaf kız, hem de çok tuhaf. Kıl vardı üstünde. Bunlar nedir ki böyle? Ve acaba kimindi bunlar? Bu da ne? İğrenç. Neyse, bunların hepsi çerçöp. Ama bir dakika. Bu şey de ne? Sanırım bunları kullanabilirim. Belki de yeni yüzgeçler olur bunlardan. Hadi o zaman başlayalım. Bunu üstüne dikiyoruz ama bundan çok daha fazlası lazım bana. İşte ikinci pul da geliyor. Bak ne güzel oluyor. Çok harika parlıyorlar. Şunu artık üstüme giyebilirim. Yüzgece benziyorlar öyle değil mi? Gerçek bir deniz kızı gibi. Ama kıyafetim tam olarak hazır değil. Hadi bunlara da biraz can katalım. Burada simli tutkal imdadımıza yetişiyor. Bu okyanus mavisi de çok harikaymış. Neredeyse bitti. Sence yüzgece benzediler mi? Bence çok güzel oldular. Aferin sana tutkal tabancası. Burada başka bir delik mi var? Çok utanç verici. Deniz kızları yırtık elbiseler giymez. Şu tüle bak. Birden ilham geldi. O zaman hemen başlıyorum. Tada! İşte tam bir deniz kızına benzedim. Artık kendimi deniz kızı prensesi gibi hissediyorum. Hepsi çok güzel durdu üstümde ama saçlarım da biraz dalgalı olsa daha iyi olurdu. İşte buradaymış. Upuzun bukleler tam deniz kızına göre bir şey. Saçım iyice kıtıklaşmış. Selam Naomi. Ben de öyle mi? İçeri geldim işte. Burası gerçekten çok güzelmiş. Uygun zaman değildi sanırım, çok üzgünüm. O saçının durumu ne öyle? İlginç bir tarz. Ama saçının içine bir şey sıkışmış. Saçım darmadağınık değil mi? Aptal tarağım yüzünden. Anladım. Dur, sana yardım edeyim. Olmaz. Çok iğrenç bu. Elini benden uzak tut. Çok yapış yapış. Dahası da var. Tamamdır. Vay canına, çok güzel oldun. Gerçekten mi? Dümdüz olmuş. Buna inanamıyorum. Lafı bile olmaz. Sırada makyaj var. İşte en sevdiğim kısım. Şu renklere bak. Hadi hepsini kullanalım. Hazır mısın? Eyvah! Ne? Olamaz! Bir uyarsan iyi olurdu. Vay canına! Çok büyülü görünüyor. İnciler bu parıltı. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir şey diyelim. Neyse, sonra görüşürüz. Güle güle. Kendime daha yakından bakmak istiyorum. Vay canına, bayıldım. Bir dakika. Bana da havalı bir saç dokusu lazım. Ama haksızlık, saçlarım olmadan çok çıplak kaldı. Bu da ne? Bu renge bayıldım. Her şey birden yoluna girmeye başladı. Bu makas çok keskinmiş. İnciler, bunlara bayılıyorum. İşte saçlarım daha da muhteşem oldu. Buna inanabiliyor musun? Müthiş görünüyorum. Her şey çok uyumlu oldu gerçekten. Tepeden tırnağa her yanımda yüzgeçler var. Şimdi biraz kuma ve dalgalara ihtiyaç var tabii.
iş çıkardım. İşte karşınızda yepyeni Naomi. Bu her zamanki halim mi yoksa gittikçe güzelleşiyor muyum? Ah, orada neler oluyor? Bir dakika, bu klozetten mi geliyor? Sanki bir şeye kızmış gibi görünüyor. Ah, yeter artık, konuya kendim el atıyorum. Sorun ne acaba? Ah, umarım bu işe yarar. Ah, çok iğrenç, yeterince temizlendi mi acaba? Belki bir şeyler tıkanmıştır. Klozet pompası imdada yetişti. Neden hiçbir şey çıkmıyor ki? Elimde kalan tek şey bu demek. O zaman ava başlasam iyi olur. Umarım içindeki her neyse solucanları seviyordur. Hadi gir şuraya da kendini göster minik dostum. Aa! Hey, bırak şunu sinema. Aa! Vay canına, o da ne? Ha? Ah, harika bir deniz kızıymış. Müthiş tuhaf. Ha, sana yardım olacak bir şey biliyorum. Ufak bir dönüşüme ne dersin? Hey Kalaska, ne yapıyorsun bakalım? Makyajımı beğendin mi? Sen ne yaptın? Vay canına. Ne var? Bu kirpikler ne öyle? Gözünü kırpmayı kes. Of, hadi ama. Bu iş çok saçma bir hal aldı. Çekil yüzümden. Ah, buna daha fazla dayanamayacağım. Bu da ne? Ah, aç değilim ki. Julie? Kes şunu, çok rüzgar yapıyorsun. Ah, olamaz. İşte. Sanırım seni nasıl geri getireceğimi biliyorum. Bu biraz zaman alabilir gerçi. Yakala. Bekle, yardım geliyor. Aa, yakaladım. Aa, eve dönüyorum. Aa, çok yoruldum. Hadi çok yaklaştın Jolie. Selam, şükürler olsun. Olamaz, gözünü kırpmak istiyorsun değil mi? Sakın, sakın yapma, kırpma. Dur, lütfen. Please, sakın yapma, hayır. Duramıyorum. Aman tanrım, ne oluyor? Evet, kirpikler bu sefer bayağı abarttılar. Evet, çok mantıklı. Yoruldum ya. Bir dakika, bu da ne? Hayır, olamaz. Bu partiyi kesinlikle kaçırmamalıyım ama bu şekilde de çıkamam. Pekala, sakin ol ve bir saniye düşün. İki elimi aynı anda kullanarak makyajımı yapabilirim. Bu bana kesinlikle zaman kazandırır. Ay, küpeleri takmak da ne zor. Of, fırça kırıldı. Şimdi de sıra bu müthiş kırmızı topuklu ayakkabılarda. Evet, kesinlikle doğru seçim. Peki hangi kıyafeti giyeceğim? Fazla süslü. O fazla günlük. Oo, hey, sanırım bu tam uygun. Evet, kesinlikle bunu seçiyorum. Hey, çıkmaya hazır mısın? Aa, olamaz. Pişti olduk. Tüh, şimdi ne yapacağız? Böyle gitmemiz mümkün değil. Aa, dur bir dakika, aklıma harika bir fikir geldi. Elbisenin farklı görünmesini nasıl sağlayacağımı biliyorum. Askıları şöyle çaprazlama geçiriyorum. Şimdi de sadık makasımı kullanıyorum. İki yana da birer kesik attım. Mükemmel. Vay canına, neredeyse tamamen farklı oldu. Bu akşam gerçekten müthiş görünüyorsun. Hadi o zaman Şerefe. Bir bakalım. Ne oldu? Alo, ne? Gerçekten mi? Hey! Aman neyse. Şimdi ne yapsam? Aa, minik balıklar. Selam size. Sağlığımıza. Balıklar gibisi yok. Of. Aa, yine sıkıldım işte. Ne güzel. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Ve? Aa, ne güzel. Denizde takıldığım zamanları hatırlatıyor. Şimdi de karada mahsur kaldım.
tatlım. Ah, ne çabuk bitti. Ah, olamaz. Bardak dudağıma yapıştı. Tamam, döndüm işte. Sky, ne oluyor? Sky? Evet. Ah, dudaklara ne yaptın öyle? Onu bir şekilde çekmen lazım. Hadi beraberce hızla çekiyoruz, tamam mı? Çek! Vay canına, çok acayipti. Aa, ne? Niye öyle bakıyorsun? Sebebi yok. Umarım kalıcı değildir bu durum. Bunu ben yapayım, olur mu? Bu biraz zorlu olacak ama sen uygun mu? Pek emin değilim. Hadi bir fırça kullanalım. Fondöten fırçası mı? Aa, ne var, neden ruj sürmüyorsun? Al o zaman. Peki. İşte bitti. Sonra görüşürüz Sky. Bye. Tanrım, bu kızın neyi var böyle? Ben ne yapmışım? Amanın. Uf ya. O çok komik. Ay, çok tatlı bir mesaj aldım. İnanamıyorum bak. Chris bana çıkma teklif etti. Ne? Kıskandın mı? Bir dakika. Şuna bir bak. Chris bana çıkma teklif etti. Bunu bana nasıl yapar? Erkekler işte. Bir hata olmalı. Tabii ki. Yoksa neden sana çıkma teklif etsin ki? Chris'le sadece birimiz çıkabiliriz. Tamam mı? Tamam. Tamam. O da ben olacağım. Ha, evet. Tabii tabii. Göreceğiz. Chris'i kendime hayran bırakacağım. Bu oyunda ben de varım. Orucu ben sürecektim. Ah, ne yazık. Sorun değil. Bu küpeleri çok seviyorum. Bunları zaten beğenmemiştim. Bunlar çok daha şık. Sen kendini avut. Çantamı alacağım. Ben de. İşte bu. Şaka mı yapıyorsun? Zaten çok ucuz görünüyor. Bu kot pantolon çok iyi görünüyor. O benim. Hayır değil. Bırak. Önce ben gördüm. Kes şunu. Bana bırak. Yaptığına bak. Senin olsun. İyi şanslar. Ama ben şimdi ne yapacağım? Bunu giyemem ki. Tabii eğer. Biraz daha yırtmalıyım. Sonra kollarımı bacak kısmına geçiriyorum. Kafamı da yırtıktan çıkarıyorum. Şimdi aşağı çekeyim. Vay canına, bu muhteşem görünüyor. Gitme zamanı. Acele etme. Güzel görünüyor değil mi? Etkilendiğimi kabul ediyorum. Görüşürüz. Önümden çekil. Chris? Yanındaki kim? Wow. Selam kızlar. Onlar ikizmiş. Hadi olanları unutalım. Önden buyur. Bir selfie çekelim mi? Şimdi başını eğ. Bir elini şöyle koy. Güzel. Çok şirin oldu. Kesinlikle yüklemek lazım bunu. Peki diğerleri? Tırnaklarında ne var senin öyle? Kötüler mi? Yani iyi olmadıkları kesin. Yok, öyle olmaz. Bana bir dakika ver. Ne yapsam? Acaba öyle mi yapsam? Olmaz. Belki de birilerini aramalıyım. Ya da belki gerek yoktur. Jolie, başımı döndürdün. Bunu kendim de yapabilirim. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çizim mi? Buldum. Ver şunu bana. Manikür zamanı. Şimdi sana yepyeni tırnaklar yapıyoruz. Yalnız doğru şekli yakalamamız lazım. Mükemmel. Dış hatlarını bitirdiğimizde kalemle çalışmaya başlayabiliriz. Bunun ne işe yaradığını görünce şaşıracaksın. Böyle bir şey varken kim güzellik salonuna gitmek ister ki? Dış hatları neredeyse bitti. Şimdi tek yapmamız gereken içini doldurmak. Ve bunun için en sevdiğim şekli kullanıyorum Sky. Buna cidden bayılacaksın. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hoşuna gitti mi? Artık balık şeklinde tırnakların var.
Vay canına. Bana sonra teşekkür edersin. Huh. Tırnak yapmak gerçekten zor iş. Nereye gidiyorsun? Neden oraya geçtin? Minik dostumla biraz takılıyorum. Ne? Oh, balığım. Ne yapalım? Canın ne istiyorsa öyle yap. Ah, tembellik etmeye ne çok ihtiyacım varmış. Saate bile bakmadım. Telefonum. Beni 5 dakikaya alacak mı? Böyle hayatta gidemem. Daha pasaklı olamazdım. Bu temiz mi acaba? Aa, kesinlikle hayır. Ya bu? Pembe her zaman iyi gider. Sanırım bu tamam. Bir daha düşününce bu şey hiç de havalı değil. Bana 2 beden büyük bir kere. Ama bir şekilde düzeltmeliyim. Şöyle içine sok. En azından endamım görünüyor. Sanırım biraz fazla takıldı. Aa, şu kabarıklıklara bak. Of ya. Belki de yeni bir şey denemeliyim. Tişörtü şöyle katla. Yukarıya gelene kadar devam et. Sonra dikkatlice pantolonuna sok. Şişkinlik yok. Karnım dümdüz. Ah, çok daha iyi. Artık gitmeliyim. Ah, kağıt bitmiş. Neyse, nerede kalmıştım? Güzel, işim bitti. Çok verimliydi. Ah, tamam, ben hazırım. Ah, sen uyuyor musun hala? Ah, ne oldu? Ben neredeyim? Julie, ne var? Uf, saçın çok fena halde. Evden bu halde çıkamazsın. Ha, bir dakika. Şimdi şu saçları bir halledelim. Hadi o zaman. Hey. Olmaz da daha işim bitmedi. Şimdi şu saçlarını bir yola sokacağım. Şimdi hareketsiz dur. Hadi ama. Bir sakin durup hareket etmesen. Uf. Julie. Eyvah. Bu çıkan ses iyi olmadı. En sevdiğim fırçam. Ver şunu bana. Pardon. Evet daha sevgili fırçam. Bana çok iyi davranıyordun. Seni sevgili hatırlayacağım. Huzurla uyu. Çok üzücü. Ama seninle daha işim bitmedi. Bu şeylerden daha önce hiç gördün mü? İşte bir şeyler olmaya başladı. Şimdi sıra bunda. Of. Tamam, tuhaf. İşte böyle daha iyi. Güven bana. Hey. Mümkün olduğunca hallettim ama pek olmadı yine de. Ne? Bir şey yok ama aslında... Tamam. Neyin yardım olacağını buldum. İnanılmaz bir sihri, hazır mısın? Tuvalet kağıdı ruloları. Saçlarını böyle rulolara sarıyoruz. Isı uygulamana bile gerek yok. İşe yarayıp yaramadığına bir bakalım. Ne düşünüyorsun? Çok mu harika oldu? Ne dersin? Çünkü bana çok harika olmuş gibi geliyor. Vay canına, bu inanılmaz. Benim saçlarım da keşke böyle görünse. Aa, hayatımda bundan daha güzel bir şey görmedim. Gerçekten kusursuz. Olamaz. Bana yeni bir görünüş lazım. Bunların gitmesi gerek. Bu gözlüğe ihtiyacım yok. Ben şunu alayım. Bu gömleğe de bir şey yapmalıyım.
Hey Mandy. Onu ben alayım Dili. Parti artık başlayabilir. Selam Lili. Şimdi tam zamanı. En iyi arkadaşımın doğum gününü unutur muyum? O çok tatlısın Lili. Açsana. Rengine bayıldım. Çok hoş, teşekkür ederim. Hadi gidip dene. Oo, ne hoş değil mi? Sanırım bu şişeme de uyuyor. Amanın. Gerçekten yırtıldı mı? Of ya. Her şey yolunda mı orada? Umarım sesi duymamıştır. Bir dakika. Sanırım nasıl tamir edeceğimi biliyorum. Hemen döneceğim şimdi. Önce eşofman altını şöyle katla. Sonra yukarı doğru şu şekilde kes. Tekrar aç ve baş aşağı çevir. Beğendin mi? Oo, güzel bluz. Niye bu kadar tanıdık geldi acaba? Bu o eşofman altı değildi, değil mi? Umarım herkes dans ayakkabılarını giymiştir. Bu da kim? Kazara oldu. Ayakkabılarım ayağıma tam olmuyor. Bu kolayca çözülebilir. Eşarbı ne yapacaksın? İzle ve gör. Ayakkabının altından geçir. Sonra da bileğinde bağla. Sıkıca bağlansın. Yeni dans ayakkabılarıma bakın. Artık güvenle partiye devam edebiliriz. Bunlar buraya çok yakışacak. Karpuzu herkes sever. Partime tropikal bir hava verecek. Perdeleri açalım. Sanırım hepsi bu kadar. Harika görünüyor. Bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Karpuzum. Çok güzel. Bunu oturma odasına götüreyim. Böyle zalim. Ben şimdi ne yapacağım? Buldum. Market kapanmış. Ama benim karpuza ihtiyacım var. Kendim bulurum. Peki. Bu pek iyi görünmüyor. Belki burada şansım yaver gider. Bu kötü bir fikir olabilir. Nihayet. Lezzetli karpuzlar. Tişörtümün haline bak. Neyse şu an önemli değil bu. Bir dakika. Bunu taşıyacak büyük bir torbam yok. Ama belki de ihtiyacım yoktur. Tişörtüme daha çok delik açarsam onu kullanabilirim. Yani zaten mahvoldu. Tamam, bu olur. Tişörtü çıkarıp ters çeviriyorum. Sonra ucunu bağlıyorum. Bu işime çok yarayacak. Karpuz bu çantaya sığar. Ben de onu eve taşıyabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Tek parça halinde eve getirdim. Karpuzu buraya koyuyorum. Bu çok işime yaradı. Hey, o karpuz mu? Ben de bir dilim istiyorum. Sulu sulu. Çok severim. Yogayı açmaya hazır mısın? Ve oynat. Bu pek zor olmasa gerek ha? Biraz zorlaşmaya başladı. Ama biz bu işin bayağı ustasıyız. Nefes almayı unutmayın. Şimdi gövdenizi esnetin. Doğru mu yapıyorum? Ve yukarı kalkıyoruz. Tişört çok bol gibi geliyor.
Hadi yerinde dursana. Yüzümü kaşındırıyor. Orada mısın Betty? Neyse, herkesin sorunu kendine. Yeter artık, daha fazla dayanamıyorum. Bu tişört bu iş için uygun değil. Ama belki düzeltebilirim. Eteğinin iki ucunu tut, çaprazla ve bibinin içine sok. Bak. Hey, tişörtüne ne yaptın? Çok güzel. Aa, yeni duruş. Büyük gelişme gösterdiniz. Şimdi merkezinizi bulun. Gelecek sefere görüşürüz. Oh, yıllardır bu kadar terlememiştim. Buraya hiç tişört bırakmamış mıyım? Lana, tişörtümü gördün mü? Buraya koyduğuma eminim. Başkası mı aldı acaba? Giyeceğim bir şey olmalı. Şuraya bakabilirim aslında. Ne çok şey var. İlk ne varmış bakalım. Bunu kim giyer ya? Bilmesem daha iyi. Kırmızı bana yakışır değil mi? Pek emin olamadım. Lana? Bu erkek gömleği değil mi? Yok, bu tuhaf. Şimdi ne olacak? Ya saç lastiklerimi kullansam? Buldum. Bütün düğmeleri şöyle bağla. Hepsi bir araya toplanacak. Şimdi kolları kıvır. Lana? Evet. Bambaşka bir gömlek olmuş. Sana küçük bir sır vereyim. Çöpü çıkarma zamanı. Aa, çok yorgunum. Bir gün dinlenebilsem. Bu çok kötü kokuyor. Aa, hayır, bu Chris. Aa, beni böyle görmemeli. Aa, çöp gibi görünüyorum. Hemen bir şey düşünmeliyim. Aa, şimdi neden oraya oturdu ya? O gidene kadar buraya saklanayım. Hadi Chris, git artık. Hayır, bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağım şimdi? Yapacak tek bir şey var. Ne? İnanamıyorum. Ha, geliyorum, yoldayım. Of, şimdi gerçekten çöp gibi görünüyorum. Ama en azından utanılacak duruma düşmedim. Hayır, bu çok kötü bir fikir. Hadi düşün. Yapabileceğim bir şey olmalı. Belki çöpü kullanabilirim. Denize düşen yılana sarılır demişler. Yani en kötüsü bu değil. Ne, inanamıyorum. Aa, iyi misin dostum? Evet, git buradan. Bir dakika, seni tanıyor muyum? Lana. Selam Chris. Ne yapıyorsun? Ber duş gibi görünüyorsun. Kırıcı olman gerekmez. Aa, ne kadar eziksin. Çok kötü biri. Hayır, bu kadar zor olmamalı. Oo, bu çok can sıkıcı. Aa, merhaba. Aa, bu da ne? O elbiseye ihtiyacım var. Bunu sana veririm. Delirdin mi? Ew. İyi bir anlaşma olduğunu düşünmüştüm. Dur, galiba buldum. Kollarımı çıkarıyorum. Sonra ön kısmına geçirip kollarını bağlıyorum. Boynumdan da bağlarsam. İşte, çok hoş oldu. Ah, saçım. Böyle daha iyi. Ne? İnanamıyorum. Geliyorum. Aa, Chris. Hey, buraya gel. Aa, selam. Aa, nasıl gidiyor? Wow. Aa, hey Luna. Harika görünüyorsun. Bunu fark etmen ne hoş. Bazen son derece sıradan bir gün. Saniyeler içinde mahvolabilir. Bu fena. Aferin Betty. Tişört de yepyeniydi. Şaka mı bu? Yardım geliyor Lily. Şunu tut biraz. Şimdi ne yapacağım? Ama üstümü değiştirecek zamanım bile yok.
Ama tabii. Kendim bir şeyler ayarlarsam başka. Büyük şalı aç. Ve beline sar. Tutturmak için saç lastiğini kullan. İyice sık olmasına dikkat et. Sağlamlayınca iki elinle arka köşeleri tut. Saçakları düğümün çevresine bağla. Bu tamam olunca önünü arkasına çevir. Ve kollarını kol kısmından geçir. Ve işte böylece yepyeni bir bluzun oldu. Derse gitsem iyi olur. Dolabıma bir uğrayayım. Ah, ne tatlı. Ah, bye bye. Sonra görüşürüz tatlım. Aman tanrım, hemen şurada. Selam. Beni fark etmedi bile. Bu haksızlık. Ay, o ağlıyor mu? Ağlıyormuş. Acaba yapabileceğim bir şey olur mu? Biliyorum, Jared de fena hayran. Aslında gidip onunla konuşsam iyi olur. Hey, Jared yüzünden mi ağlıyorsun? Bak, onun dikkatini çekmene yardım edebilirim sanırım. Gerçekten. Bileziğimi al ve ne diyorsam yap aynen, tamam mı? Tamam, bunu yapabilirim. Of, umarım işe yarar. Önce düğmeli bluzumu çıkarıyorum. Sonra önünü arkasına çevirip giymemi söyledi. Pekala, bunu yaptım. Sonra sıra bilezikte. Bu kısmı biraz karmaşık olabilir. Şu iki ucu arkaya döndürüp bilezikten geçiriyorum. Sonra iyice sıkı olana kadar çekiyorum. Şimdi uçlarını önde düğümlemeliyim. Ve alta katlayayım ki görünmesin. Mükemmel, gözlüğümü çıkarıp saçlarımı da açayım. Tamam, yeni görünümümü gösterme vakti geldi. Vay canına, bu da kim böyle müthiş görünüyor? Hey, sana bu ayıcığı aldım çünkü ayıları sevdiğini biliyorum. Bu ne ya böyle? Bu adamlar da nereden çıktı?